Herkese merhaba, yeni bir videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Doğu turuna artık başlamış bulunmaktayız. Öncelikle Antep'e doğru yol alıyoruz arkadaşlar. Bizim bulunduğumuz köyden Antep'e tam 3 saat 5 dakika verdi. Gidiyoruz, umarım keyifli, kazasız belasız bu turumuzu atlatırız. 2 sene önce de yapmıştık, çok eğlenceli geçmişti, çok sıcaktı değil mi? Yani tekrar o yerlere gidip görmek hem birçok anıları tazeleyecek hem de keyif verecek. Çocuklar küçüktü, tekrar büyüdüklerinde de gitmek, onların da anıları tazeleniyor. Güzel oluyor, keyifli oluyor yeni yerler görmek, insanlarla tanışmak, farklı tatlar yemek. Siz de bizimle birlikte geliyorsunuz, eşlik ediyorsunuz. Hazır mısın Beb? Hazırım. Sen hazır mısın? Ben çok hazırım. Pöldizimle birlikte. Yani pöldizi de içmek. Aynen burada. Ve bu senin miydi? Benimki böyle açık değildi. Böyle. İçelim hadi gidelim. Köy bugün bayağı bir rüzgarlıydı, esintiydi. Başıma bir vurdu. Dedim yok artık yani köyde durulmaz. Çünkü esiyorsa uyuyabilirsin. Bence uyu zaten. Çünkü bugün bayağı gezeceğiz. Yorulacaksın. Saatlik yolculuğumuzun sonuna gelmek üzereyiz. Yaşasın. Yanlış bir yoldan gittik. O yüzden tüm Adıyaman'ın dağlarından, eteklerinden böyle dağın eteklerinden döne döne, virajlarından döne döne geldik. Ama geldik. Oh my word, King Kongo. Mom, I know where we're going at the airport. Mom? Karşılaşıyoruz. Daha önce Mardin'de karşılaşmıştık. Şimdi Antep'te bir tane gelinimiz var. Bence park et yani. Gelinimiz de güzelmiş. Antep'e geldik. Bidoş. Bidoş. Neredesin? Antep'in kalesi kapalıymış maalesef depremden dolayı. Zaten biliyorduk. Ama dedik belki bir ihtimal açılmıştır. Baktım kapalı, sordum yine kapalı. Neyse, Bakırlar Çarşısı'nı falan dolaşırız burada, merkezde. Terler foşur foşur akmaya başladı. Arkadaşlar yayın yanlış, yeniliş. Yanlış kıyafet seçimi yaptım kızlar çünkü koyu renk giyindim ve ister istemez terliyoruz. Ben genelde bu taraftan böyle şarıl şarıl. Neyse, şapkayı da unuttum arabada. Bir şey değil, olacak bu kadar. Hadi gidelim. Siz Antep'e geldiniz mi daha önce? Yok, gelmedim. Kalede hemen karşıda. Maalesef kapalıymış. Kale gerçekten güzeldi yani. Kapalı değil mi? Evet. Kasım 2024'te açılacakmış. Öyle niyet şey yapmışlar. Araba geliyor. Ben uçuyordum az da. Kasım? 20. Kasım kale burada. Sırayı var. Koşun. Thank you.
Sıcaklığa puanınız kaç? Köy gibi değil değil mi? Nerede kaldı köyün o serin dalgaları? Ne tarafa gidiyoruz? Net. Gel gidelim hadi. Gölge çok güzel ama güneşin altı resmen kafatasınızı yakıyor o derece. Ama şey humidity, o nemlik falan idare eder iyi. Bak amca ne güzel çiziyor. Kolay gelsin. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Balık devam edelim. Var ya önü... Urfa çarşısı genellikle bakır eşyaları, kurutulmuş biberler, patlıcanlar ve tabii ki çerez, Antep fıstığı başta olmak üzere hep gördüğünüz gibi baharatlarıyla popüler olan çarşı pazar. Çabuk, çabuk Arya çabuk. Ve de böyle eski ayakkabılar. Bunlara bir şey deniliyordu ama 2 sene önce babamla geldiğimizde her şeyi babam anlatıyordu. Size aynı zamanda ben vlog çekerken. Ya aşkım çikolata. Babe. Börekleriyle popüler olan bir yer burası. Börekleriyle. Metanet. Oranın ismini bayağı duydum. I can't eat any more ice cream. Evet, o o başka bir şey. I can't eat any of the ice cream. Tamam o zaman çöpe at. Şurada metanet var. Börekçi ve baklavacı. Geçtik önünden gel. Ya, çöp bulduğunda at çocuğum. Ama dönüyor ya böyle ya. Döner var, kırın var, nohut var, havaç var, bir dedim, hoş geldin. Buyur abi. Ciğerim nohut verir. Hoş geldin, nohut. Döner, nohut, nohut, havaç. Yemek yiyorum zaten. Dönecek yer yok mu?
Kolay gelsin. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi ne içmeye gidiyoruz biliyor musun? Karadut suyu içmeye gidiyoruz. Biz buraya iki sene önce geldiğimizde bir yerde içmiştik. Çok beğendik. Tabi her yerde satılıyor ama biz oraya gitmek istiyoruz. O da Mutfak Müzesi'nin hemen yanındaydı. Diğerleri girmek isterse Mutfak Müzesi'ne de gireriz. Girmek istemezlerse de suyumuzu içer, direkt yemeğe gideceğiz değil mi? Yine yemek için Halil Usta. Hadi. Ne muhteşem bir adamsın. Gerçekten de dediği yere şerbetçiye geldik. Muhteşem. Yemek müzesine de gitmedik. Mutfak müzesine gelmiştik. Evet, o da burası. Gelin. Şu an neredesin? Gaziantep'tesin çocuğum. Çocuk Toys R Us dedi ya. Emine Göğüş Mutfak Müzesi. Gençlik. Gelin müzenin karşısında çekin bari. Ama müzelerin hepsi kapalı. Bak müzemiz tadilat dolayı kapalıdır. Deprem her tarafı yak. Ben de dedim ki Serhat'a. Dedim gel gidelim dedim yani müzelere olsun dedim. Tekrar yine girelim dedim. Hani amaç dedim destek olmak. Hani şehirlerimizi böyle kalkındıralım dedim. Meğersem bütün müzelerin hepsi kapalı. Osmanlı Şerbeti burasıydı. Abi burayı bulmak için var ya, şurayı 10 tur attık. Sorsaydınız keşke. Bütün olarak şerbetini tek güzeliz. Sen önce geldik, şu müzeleri falan hatırladım. Burayı zar zor gördük. Evet, tamam. Beğenmiştik, tekrar gelelim dedik. Şimdi burada Osmanlı şerbeti, meyan şerbeti, bir de dut şerbeti var. Abi, dut suyu alalım. Kaç tane istersin? Ben de dut suyu istiyorum. Wait, what is dut suyu? Hepinize dut suyu. Baba. Abi, senin favorin hangisi? Fark etmiyor bayağı. Zaten üç çeşit var. Şu hangisi daha iyi senin için? Faydaları var. Faydaları var. Dut suyu duttan yapıyor. Osmanlı şerbetinde tarçın gibi süskür. Ha yok. Böyle tarçın bizi uçurur. Yok da tarçın. Yok. Mahveder. Tamam. Mahvetmez. Evet, tarçın yok. Valla. Hatta şekerli falan demiyor. Daha iyi. Allah Allah. Ya ben bir Osmanlı alırım. Güzel değil mi? Çeker. Tamam. Sizin hiç doğumlu. Al. Bu ne abi? Osmanlı. Bu Osmanlı, tamam. Hayda. Dut mu? Tamam. Bir dut. Tane. Bir tane dut aldık. Al dut. Çölüyoruz. Bir tane dut suyu. Ben dut suyu istedim. Yer dutunu al. Tamam aşkım. Sana da verin. Güdey bu ama zor mu? Kim? Ama dut suyu. Tamam vereceğiz şimdi aşkım. Dut suyu. Dut suyu. Bunu, kimin bunlar? Hayır hayır hayır. İnan bunlar kimin? Kim bunlar? Al o zaman. Tamam. Meyanda ne var? Al. Meyanda ne var diyorlar. Şimdi kara tutun tadı tam kara tut ama çok güzel. Biz Osmanlı şerbetini de denedik. O da yoğun bir şekilde tarçın tadı geliyor. Bir tek meyanın tadına bakmadık. Şimdi bir tane de meyan aldık. Böyle hepimiz bir tadına bakalım dedik. Dut şimdi caz var diye alalım bir tane. Dut işte bu. Alalım bir tane. Dut reçeli işte sonuçta değil mi? Reçel değil mi? Reçel mi? Meyan tatlı değilmiş, acıymış. Sadece meyan kökünden yapılıyor Serhat değil mi abi? Serhat dut almaya gidiyor. Evet. Ah çok güzel, ferahladık değil mi? Keşke bizi zorlama yapsalardı. Çok güzel. Ha? Ne? Keçi boynuzu pek. Süper, tamam işte. Keçi boynuzu tam. Mam, ben de Ne yapıyorsun? Şuraya otursam mı biraz diyeceğim ama. Evet, pek. Tadı nasıl be? Meyan mı o? Meyan. Yok, kara tut o. Sen zannettin meyan da alacaksın tadına bakmak için. Acı değil, içemezsiniz diye. Ha.
Kökünden yapılıyormuş. Meyan ne ki, ben bilmiyorum ki meyan ne? Ha, acı bir şey mi? Acı mı? Sen içtin mi Ezgi abla? Meyan hiç içmedim. Hiç mi içmedin? Ya. Aslında evde yapmak lazım. Bunu alıp ezeceğiz. Bu kadar olmaz da. Evet, şimdi yemek yemeye gitmeseydik keşke burada börek yiyebilirdik. Ya katmer, ama yemek yemeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Başladık. 2 sene önce Halil Usta'ya gitmiştik. Şimdi bu sene de Küşlemeci Mehmet Usta'ya geldik. Zaten kardeşlermiş kendisi. Kendileri Halil Usta kapalı. O yüzden buraya geldik. Yoğun istek üzerine. Burada da küşleme. Üçü bir arada yiyeceğiz. Diğer et sonra gelecek. Salatamızda tam çiğ köfte kıvamında. Gerçekten muhteşem. Çocuklara da köfte aldık. Afiyet olsun. Herkese. Afiyet olsun. Herkes şu an aç. Hemen bir tat bakmaca. Acı mı? Ne? It's nice. Derin ne veriyorsun onda? Ha? Onda kaç? Levi. Devran al. Lütfen. İstiyorsanız dürüm yapın, istiyorsanız yiyin öyle. Düşüyor ya, öyle gözüküyor ama. Ama bu küçük demeni geçeyim anne. Yürümüş yapını. Bu ha? Serhat şu an Adanasıyla aşk yaşıyor resmen. İkinci porsiyonunu aldı. Gerçekten de ama muhteşem lezzetli yani. Antep'e gelen varsa ve yani denemediyseniz yerim derim. Adana dememek için Adana bile. Kıymak, aynen. Kıymak kebabı. Bir de küşleme de çok güzeldi. Bu da çok güzel. Ne istiyorsun aşkım? Evet, bu seninki esi olsun, sen yiyeceksin onu. Normalde burada et yemeyi sevmiyorum çünkü koku falan geliyor ama Antep'te et yenilir değil mi be? Tam salatanın suyunu bile içiyor ya. Yok artık yani. Gerçekten. Be, gerçekten suyunu da mı içeceksin? Demek sorun salatada değilmiş, sorun bendeymiş ha? Yerde mi mekan? Bence de abartmaya gerek yok. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetliydi. Şimdi de Koçak baklavaya geldik. Bir önceki sene başka bir yere gitmiştik. Orası çok ün yapmıştı ama ben pek beğenmemiştim açık söylemek gerekirse. Bugün Koçak'a geldik. Yemek yediğimiz usta da orada söylemişti Koçak'a gidin diye. Burası geldik. Bakalım bir de buranın lezzetlerini deneyeceğiz şimdi. Dışarıya oturduk. İştah açıcı görünüyor mu arkadaşlar? Bakıyorum hemen şöyle. Pardon. Ay benim sevdiğim bülbül yuvası en köşeye almışlar en sona. Bey bana diyorlar ki niye bunu seviyorsun? Hep kuz şerbet ama yenilmez mi? Ay ben seni yerim bıdık bıdık. Bu sene Zeyhuma Mozaik Müzesi'ni gezemedik çünkü saat olarak geciktik. Saat 7, şu an bile 7. Tatlımızı yiyeceğiz, ondan sonra Urfa'ya doğru yol alacağız. Şeyi fark ettik burada, bütün tatlıcılar hep yan yana. Aynı altıncılar gibi kuyumcular hep olur ya yan yana. Bana bak ya deli. Kuyumcu caddesi olur ya, burası da baklavacı caddesi. Bak Reisoğlu var, Antepliler var, Antepli var. Ondan sonra Güllüoğlu var.
bir tane daha vardı. Dedik oraya mı gitsek acaba da vazgeçtik. Beyim, en sondaki neydi dedik ya, oraya mı gidelim diye. Ne? Cebelli oğulları mıydı? Cebeci. Cebeci oğulları, Cebelli. Benim kızım bugün yürüyemedi, bugün koşamadı, bugün istediklerini yapamadı. Köydeki gibi rahat dolaşamadı bugün. Vay benim aslanlarım. Hay maşallah size. Hay maşallah size. Artık kısmet olursa her sene böyle gezeriz oraları buraları. Kızım büyüdüğünde de gezer. Bunlar. You can see the yellow from here. Siz benim dişime hakaret mi ediyorsunuz? Siz ne yaptınız? İki arada bir derede. Rüzgar Ali için şey yaptım. Keşi boyusu. Ha, iyi yapmışsın. Sabah akşam verdim. İyi yapmışsın. Demir'e de eksik. Ha. Nasıl Baran? Beğendin mi? Daha iyisini yemişim. Daha iyisini yemedim. It was just the roast. That means it's choked. The ones we eat there. Listen to me, that I can't. Okay. You said to me that I have a chicken that brings everywhere. You have Peppa Pig and your mom and the mama pig. Ama bu daha az şerbetli. Arkadaşlar tatlımızı da yedik. Çocuklar şurada oturmuşlar yere. Otur flip yapıyorlar. Göstereyim. Antep Tatlar Caddesi'nde. Kimin çocuklarıysa diyorum alın çocuklarınızı sokaktan, almıyorlar. Ne yapayım? Her şey muhteşemdi. Koşat baklava da güzeldi, lezzetliydi. Yedik yani. Güzeldi her şey. Can we go now? Abi işletme size mi ait? Mama, can we go to the golden thing? Tamam, elinize sağlık. Güzel de her şey. Sağ olun. Şöyle fıstıklarımız miskin götürüyor. Hopun hopun hopun. Çok taze. Güzel. Mama, I want to the golden thing. You like the golden. Tamam. Arkadaşlar biz Urfa'ya geldik. Urfa çok güzel bir yer ya. Hakikaten ben Urfa'yı bir ayrı severim kızlar. Gerçekten güzel bir yer. Daha böyle taş evler, eski yapı falan böyle muhteşem bir yer. İki sene önce kaldığımız yeri aradık. Orada yine rezervasyonu yaptım. Oraya gideceğiz. Ondan sonra sağ olsunlar bize sıra gecesi ayarladılar. Dediler ilk önce sıra gecesine gidin, zaman kaybetmeyin. 11'de zaten kapanıyor dediler. Saat şu an 9. Serap dikkatli sürmeye çalışıyor, caddede çocuklar var ama muhteşem bir yer. Sanki Urfa hiç uyumuyor gibi kızlar yani, öyle söylemişler. Işıklar, insanlar hep sokakta böyle. Çekerim sizin için de. Sanki bey biz ana yola... Nasıl, beğendin mi inan? Çok güzel. Vido sen nerelere geldin? Sen nerelere geldin?
Siz ne içiyorsunuz? Biz rakı içiyoruz da ya. Yani. Su içeriz. Ne, wine? Var mı? Red wine? White wine? Arkadaşlar sıra gecesine geldik. Bu seferki Abraham Otel'de. Böyle gördüğünüz gibi şefimiz çiğ köfteyi yoğuruyor. Az sonra müzisyenlerimiz de çıkar herhalde. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar. Urfa sana kesmiş haberin yok. Onu arıyordu işte. Bizim de burada sütüyle birlikte. Sıra gecesinde en küçük çocuk olarak Fidoş ilan edildi. Ama manzara muhteşem. En kötüsü ne biliyorum, rüzgar uyuyakalmış, ışığa çevirdi çocuğu görmek için. En son gittiğimiz daha iyi. Evet, o oturmalıydı. Oturmalıydı, daha otantik. Ama o şeydi bence, alkolsüz o yüzden. Çocuk şey var, bak burada fark ettiysen fazla çocuğu. Bak gösterebilirdi. O çiğ köfte erken bitmiş. Nasıl bitmiş? Hazır olmuş bile. Hazır olmuş bile. Aa bak bak, ver bir çiğ köftenin hepsini çekeyim. Dur çocuğum. Ayım az yok hadi o tip. Bir de. Dur 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 deflam dur. Çektim. Ama video çek. Instagram. We'll be right back.
Kalmıyor, ayrılıyor, uymamıyor.
Şöyle alkışlar gelsin mi? Niye durduk? Vallahi. Arkadaşlar, şu manzaraya bir bakar mısınız? Muhteşem bir yer. Biz geldik. Zeynep burada. Oturduk, birer kahvemizi içtik. Biz geldik. Bizim odamız burası. Çocuklara banyo ettirdim, uyuttum. Burası bizim oda. Şurası Baranların odası. Burası da Zeyneplerin odası. Şu an bizimle birlikte sadece kalan bir kişi daha var. O da burada. O yüzden ilk başta sordum. Dedi rahat olun dedi. Kimse yok dedi. Çoluk çocuk rahat etsin dedi. Burada 2 sene önce de buraya gelmiştik. O yüzden burayı seçtim. Ben değil mi? Çok tatlı, güzel. Ben de geldiğimde böyle hem evet hem şey böyle hem küçük hem de o havayı veriyor hala. Han olduğu için böyle yine bakın burası giriş tarafı. Yani Urfa'ya gelirseniz Hanehan tercih edebilirsiniz. Gerçekten çalışanlara da yardımsever sağ olsun. Çayımızı, kahvemizi, suyumuzu bu saatte hala çalışan da var. Abi geliyor. Böyle size biraz göstereyim. Sakinken, çocuklar uyuyorken. Giriş bu taraftan, küçük küçük sokaklardan geçiyorsunuz. Otoparkı var. Arka taraftan yardımcı oluyorlar size. Böyle güzel güzel şimdi biraz daha dinleniriz. Saat gerçi 1 oldu. 1'i geçiyor biraz ama bir daha nerede göreceğiz böyle yerleri değil mi? O yüzden oturalım. Hiçbirimizin de şu an bizim uykumuz gelmiyor. Biraz keyif yapalım sakinlikte. Kız ihtiyacımız var sakinliğe de. Güneş, çoluk çocuk, onların istekleri. Şey diyorum ya. Birimiz önden gidelim, birimiz arkadan çocuklara. Aynen. Ama Zeynep biz hep işte öyle yapıyoruz. Şimdi bazen video izleyenler diyor ki ya nasıl yapıyorsunuz? Ama çünkü kurallı çalışıyoruz. Mesela bak Döne, ben, Mizgin banyo ederken bile birimiz banyo ediyoruz. Birimiz giyindiriyoruz. Anladın mı? Herkes böyle bir şey yapınca zaman kalıyor sana. Hızlı ilerliyor. Kimse tek başına kendi işini halletmiyor. Böyle herkes bir şey yapıyor. Öyle güzel oluyor. Zeynep de sabah Antep'te yürüdük ya. Dedi birimiz önde, birimiz arkada. Arada çocuklar kontrol. Sayıyorum. Kaç kişiyiz? O nerede? Aman şükür. Aynen. Yani çocuk çok. 7 çocuk var. Aynen. Ha. Aynen aynen iyi yapmışsın. Abi selam göndermek istediğin birileri var mı? Yok sağ olun. Hepsine selam. Hepsine selam gönderiyor abi. Bakın sonra böyle geliyorsunuz. Yarın size böyle gün ışığında daha da gösteririm.
Artık şehirdeyiz, köyde değiliz. Videolarımız umarım böyle günlük akışında gelecek yine. Geçenlerde yine bir yanlışlık oldu. Video gecenin 12'sinde yayına girmiş. Benim video yayına girmiş gece 12'de az önce. Dedim kalsın gitsin. Böyle eski şeyler de var. Burası 600-700 yıllık bir hane. Haneymiş. Eskiden işte hayvancılık yapanlar gelip burada hayvanlar dinleniyormuş. Bir tarafta hayvanlar yatıyormuş. Bir tarafta da işte insanlar kalıyormuş. Böyle bir yer kızlar. Ben seviyorum burayı. Dediğim gibi ben böyle hani yeni yerler keşfetmeyi severim de. Hani bir yere de gitmişsem, orayı sevmişsem tekrar oraya gelmeyi seviyorum. Şimdi çoluk çocuk bilmediğim bir yere risk almak istemedim. Anladın mı? Kalabalığız da. Şansımıza da kalabalık da değil. Aynen. Neyse hadi bu videoyu da burada sonlandıralım. Dur kendimi de göstereyim. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın inşallah nerede görüşüyoruz? Urfa gezimizde. Evet, yarın Urfa gezimizi yapacağız. Şimdi akşama denk geldik. Sıra gecesini bitirdik. Yarın Balıklı Göl. Ondan sonra tarihi yerleri gezeceğiz, dolaşacağız, yemekleri, lezzetleri tadacağız. Urfa'nın insanlarını seviyoruz. Urfa'da yaşayan, Antep'te yaşayan arkadaşlarıma, izleyicilerime de bol bol sevgiler gönderiyorum. Hoşça kalın, bay bay.